Emre. Hakan Şükür'e doğru son anda yine Halil Agiş. Çok ters bir hareket. Maçın yıldızlarından Fevzi. Galatasaray'ın beraberlik golü geliyor. Fevzi topa vuramıyor ve Galatasaray eşitliği buluyor İnönü Stadında. 1-1 oldu. Fevzi'nin eşi, o da şaşkın. Fevzi çok üzgün. Galatasaray'da büyük sevinç var. Onlar da bu golü beklemiyorlardı. Gerçekten de maçın 1-0 Beşiktaş lehine gitmesinde çok önemli bir rol oynayan Fevzi çok ters bir hareketle topun kendi alanına gitmesine izin veremiyor. İşte pozisyon görüntüde. Kimse bu golü beklemiyordu. Geri pası Halil Agiş'ten. Fevzi ıska geçiyor ve top ağlara gidiyor. 1-1. Orada top sekti, ben de ıskaladım, gol oldu. Yani kısa öz bu. Ümit, kaleci Fevzi, sanki geçen haftanın aynısı, Fevzi, 1-1 oldu, 1-1 oldu, çok iyi. Bir kere şu var, benim inandığım, bildiğim bir şey var, bu hayatta her şeyi insanlar yaşayabilir. Evet, ben çok üst düzey futbol oynadım. Evet, cezaevine de girdim. Bu her şey insanlığı için. Yani bir insanı bunu yaşadığı için hiç kimsenin kınamaması gerekiyor. Öbür tarafı büyük takımı yaşadığı için de kimsenin ne güzel falan dememesi gerekiyor. Hayatta her şey insanlığı için. Her an herkes bir şeyleri yaşayabilir. Fevzi Tuncay Beşiktaş'ın bir dönemki unutulmaz file bekçisi. Henüz 13 yaşında başladığı kalecilik yaşamına hızlı adımlar attı ve önce genç milli takıma seçildi. Ardından da Beşiktaş'a transfer oldu. İyi kurtarışlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımına birçok maç kazandırdı. Buna rağmen genelde yabancı kalecilerin gölgesi altında kaldı. Emre, Hakan Şükür'e doğru son anda yine Halil Agiş. Çok ters bir hareket. Ancak Türkiye ilk kez onu bir şampiyonluk maçında ıskaladığı topun kale ağlarıyla buluşması sonucu tanıdı. Daha sonra da elinden kaçırdığı bir topun gol olmasıyla. Ardından kale direğine attığı kafa olay oldu ve direğe kafa atan adam olarak tarihe geçti. Fevzi Tuncay, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok Anadolu kulübünde şansını denedi, kaleyi korudu. Ve bir gün sessiz sedasız futbolu bıraktı. Özel yaşamı da pek istediği gibi gitmedi. Topu ıskaladığı gibi evliliklerini de ıskaladı. İki kez evlendi ve boşandı. Tam unutulmuşken bir görüntü onu tekrar ana haber bültenlerine taşıdı. Eski eşine ödeyemediği nafakadan dolayı cezaevine giriyordu. Her zaman elinde kaleci eldiveni olan bir dönemin popüler isminin bu defa elleri kelepçeliydi. Bu görüntüler tüm Türkiye'yi bir anda ayağa kaldırdı. Futbolcu dostlarının da yardımıyla para toplandı ve direğe kafa atan adam cezaevinden kurtuldu. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol. ...14 Eylül 1977 tarihinde Muğla'da doğdu. Futbol düşkünü babanın ve üzerine titreyen bir annenin tek çocuğuydu Fevzi Tuncay. Buna rağmen çocukluğu Muğla'da mahalle aralarında kanter içinde bir topun peşinde koşarak geçti. Çok yaramazdım ben, yani bayağı bir yaramazdım. Yani elleri, yüzleri böyle simsiyah kömür karaları falan içinde eve geldiğim zamanları hatırlıyorum çocukken. Bayağı bir yaramazdım yani. Sabah çıkardım, özellikle yazın okullar kapandığı zaman sabah çıkardım evden, akşam hava kararına kadar eve girmezdim. Okulda başarılıydı Fevzi Tuncay. Sınavlardan hep en üst seviyede notlar alıyordu. Uzun boylu olduğu için babası onu basketbola yazdırmıştı. Böylece hem spor yapıyor hem de derslerine gerekli alakayı gösteriyordu. Ancak o hep babasını örnek alıyordu. Zira babası da eski bir kaleciydi. Sporla çok erken yaşta tanıştım ben. 7 yaşında basketbola başladım.
12-13 yaşına kadar hep basketbol oynamıştım Muğla'da. Spor okuluna falan gidip geliyordum. Babam gençliğinde kalecilik yapmıştı. Onun resimleri vardı evde. Onu gördüm. Onu gördüğüm için kaleciliği istiyordum. Babam da kızdırırdı beni bazen, sen kaleci olamazsın falan diye. Belki ondan da hırs yaptım diye düşünüyorum ama hırstan daha çok babam gibi olmak istediğim için belki de kaleciliği tercih ettim. İşte 13 yaşında artık kaleci olacağım dedim ve kaleciliğe başlamıştım. 13 yaşında Datça Belediyespor'da amatör olarak futbol oynamaya başladı. Güçlü fiziği ve uzun boyu en büyük avantajıydı. Kısa süre sonra Muğla Spor'a transfer oldu ve genç takımın kalesini korumaya başladı. Aynı yıl Ege Karması'na seçildi ve bölgedeki birçok takımın ilgisini üzerine çekti. Asıl yükselişini U16 Türkiye Genç Milli Takımı'na seçilerek yapacaktı Fevzi Tuncay. Birkaç başarılı yurt dışı maçından sonra milli takımın hocaları onu özellikle Beşiktaş'a işaret etti. Evde otururken babamla işte telefon çaldı, aramalar oldu. Son lig maçımıza gelmişti Beşiktaşlar. Ne yapalım dedim, benim babam çok koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Ve o dönemde Galatasaray'da beni istiyordu. Babamla konuştuk, hani baba ne yapabiliriz, nedir? Süleyman Seba var dedi. Süleyman Seba'dan dolayı dedi Beşiktaş'a gitmen daha uygun olur dedi. Yani bir Galatasaraylı olarak sadece Süleyman Seba'nın orada oluşu, onun güvenilirliği, yani Süleyman Seba'ya olan güven benim oraya gitmemi sağladı. Dünyalar onun olmuştu. 1994 yılında henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin en büyük takımlarından birine transfer oldu Fevzi Tuncay. Önünde upuzun bir gelecek vardı artık. Önce Spor Yazarları Kupası'nda geçti Beşiktaş'ın kalesine, sonra da Almanya'da Borussia Dortmund'la oynanan hazırlık maçında. Bu maçta tam 3 penaltı birden kurtardı genç kaleci. Artık takımda herkes ondan bahsediyordu. Yakın gelecekte kalenin ona verileceği bile söyleniyordu. Ancak o sene hiçbir lig maçında görev verilmedi ona. Ne de olsa daha kazanması gereken tecrübeler vardı. İlk lig maçını 1995 yılının Eylül ayında Trabzon deplasmanında oynadı. Sahada kaldığı son 10 dakika onun güzel kurtarışlarına sahne oldu. Belki yedek kaleciydi ancak adım adım hedefine doğru ilerliyordu. Ben zaten çok iyi oynuyordum, gerçekten çok iyi oynuyordum. Bir de bizim arkadaşlığımız çok iyiydi. Yani abiler, ufaklar, hep bir biz bütündük. Mesela sinemaya giderdik, 16 kişi, 17 kişi birlikte giderdik. O insanların birbiriyle kaynaşmış olması, o arkadaşlık zaten sahada otomatikman başarıyı getiriyor. Ve biz öyleydik, hep iç içeydik. Hep birbirimize sahip çıkardık, birbirimizi kollardık. Her yere birlikte giderdik. Ya bir aile nasılsa aynen öyleydik biz de, aile gibiydik. Herkes birbirinin her şeyini bilirdi, yardımına koşardı. Sevgi, saygı çok fazlaydı. Ve bunun neticesinde de başarı gelmişti. Yine de birinci kaleci olmasında engeller vardı. Takıma yabancı kaleciler transfer ediliyordu. 1996-97 sezonunda Maryam Mırmıç'ın yedeği olarak kaldı. O sezonu hiç lig maçına çıkmadan tamamladı Fevzi Tuncay. Gelecek vadeden başarılı kalecinin kaderi yabancı transferlerden öteye gidemiyordu maalesef. ...1997-98 sezonunda ise kaleci Mırmıç sakatlanınca bir fırsat buldu Fevzi Tuncay. Çıktığı tam 18'lik maçında başarıyla kalesini korudu. Özellikle Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası maçında Gheorghe Hagi'nin penaltısını kurtardı ve takımının kupa kazanmasını sağladı. Bu penaltı onun birinci kaleci olma yolunu aralayacaktı. Şampiyonlar Ligi maçlarında kalede o vardı artık. 1998-99 sezonunda Beşiktaş ayrılan Mırmıç'ın yerine kimseyi almadı ve kaleyi tamamen Fevzi Tuncay'a bıraktı. Uzun bir pas. Sellami sekti kaleye Fevzi. İkinci Mustafa Fevzi. O yıl genç kaleci 32 lig maçında forma giydi ve Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada ikinciliğe taşıdı. Ancak kaderi onu 2000-2001 sezonuna kadar sırtlayabilecekti. Makus tarihi o yıl bir kez daha nüksetti. Aynı yıl Nijeryalı kaleci Ike Shorunmu takıma transfer edildi. Artık tekrar yedekti Fevzi Tuncay. Size güvenilmediğini hissediyorsunuz. Yani mesela ben Beşiktaş'ta bir sezon oynadım, elim kırıktı.
Tabii çoğu insan bunu bilmez. 6 maç son ligin son 6 maçı ben kırık elle oynadım. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Kaleci sen işte oynuyorsun. Başka kalecimiz yok. Oynaman lazım. Fedakarlık yap. Tamam yapayım. Hiç problem değil. 40 50 6 hafta oynadım ben. 6 maçta sadece 1 ya da 2 tane gol yedik. Hepsini kazandık maçların ve Şampiyonlar Ligi'ni garantiledik. 7. maç ligin son maçıydı. Çanakkale'ye gidecektik Dardanel'e. Feldkamp zamanıydı hiç unutmuyorum. Ben hastaneye gidip ameliyat oldum. Kolum alçıda Çanakkale'ye gitmiştim arkadaşlarımın yanına maçı izlemek için. Bunları yaşadık. Sezonun ilk transferi kaleci oldu, yabancı kaleci. O sene bitti. İlk şey yabancı transferi kaleciydi. Yani bunları yaşadım tabii ki. Bunlar insanı üzüyor. Yani size güvenmiyorlar. Fedakarlık yapman isteniyor, yapıyorsun. Karşılığında yine başka bir şeyle karşılıyor. Ama hiç problem değil. Şu vardı. Tamam olabilir. Yabancı kaleci de alabilirler. Yerli kaleci de alabilirler. Ben çalışıp işimi yapacağım. Benim işim önemli. İşime bakmam lazım. Başka şeyleri düşünmem lazım diye düşünerek kampımı iyi geçiriyordum. Sezon başlıyordu. 5-6 hafta. Ondan sonra hop Fevzi kaleye gene. Emre Hakan Şükür'e doğru. Son anda yine Halil Ağaç. Çok ters bir hareket. Maçın yıldızlarından Fevzi. Galatasaray'ın beraberlik golü geliyor. Fevzi topa vuramıyor ve Galatasaray eşitliği buluyor İnönü Stadı'nda. 1-1 oldu. Sürekli yabancı transferlerin gölgesinde kalmak kaleci Fevzi'nin dengesini bozmuştu. Nijeryalı kaleci Şorunmu'nun kendi ülkesinin milli maçına gittiği bir dönemde kale mecburen ona kaldı. Tarihler 14 Nisan 2000'i gösteriyordu. Lider Galatasaray'la şampiyonluk maçları vardı ve Galatasaray Beşiktaş'tan sadece 3 puan öndeydi. Beşiktaş maçı kazanırsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalayacaktı. İşte bu tarih onun kariyerinin belki de dönüm noktasıydı. Fevzi ıska geçiyor ve dobalara gidiyor 1-1. Maç 1-1 berabere bitti. Beşiktaş ayağına kadar gelen şansı kullanamadı. Halbuki maçı uzunca bir süre önde götürmüştü Kara Kartallar. Ancak maça damgasını vuran olay, kaleci Fevzi'nin bir geri pasında topu ıskalayarak golü yemesiydi. 2000 yılında oldu Galatasaray maçında. Şampiyonluk yarışında beraber çekişiyorduk Galatasaray'la biz. Galatasaray bizim 4 ya da 5 puan yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeydi. O maçta önemli bir maçtı. 1-0 öndeydik. Bir pozisyon oldu. Halil Ağaç orada geri pasını verdi. Sahanın zeminden kaynaklanan bir sekme oldu topta. Ben de ayağımı sallamıştım. Artık salladıktan sonra geri dönüş yoktur. Üstünden geçti ayağım ve gol oldu. Galatasaray maçı belki onu gözden düşürmedi ama bir hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ertesi sene 36 yaşındaki Peter Kayer'i transfer etti ve Fevzi Tuncay'ı tekrar yedek kulübesine mahkum etti. Ancak Kayer de beğenilmeyip geri gönderilince tekrar forma şansı buldu genç kaleci. Bu defaki maç Denizli Spor'laydı. Aynı şanssızlığı bu maçta da yaşadı ve 3 hatalı gol yedi. Üstelik özel yaşamı da hiç iyi gitmiyordu Fevzi'nin. Evet formsuzdum. Yani formsuz da değildim. Yaşadığım bazı olaylar vardı, sıkıntılar vardı. Ben o zaman Doğum'la da paylaşmıştım bunu. Beni oynatma demiştim. O beni oynattı. 2-3 maç oynadım. Kötü oynadım sonuçta. Ki ben ona çok söyledim. Yani şu an oynayacak durumda değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum, hazır hissetmiyorum diye paylaşmıştım bunu. Ama oynattı beni. Ümit. Kaleci Fevzi. Sanki geçen haftanın aynısı. Fevzi. Hayatı kabusa dönmüştü adeta. Fevzi Tuncay'ın ne özel yaşamı ne de futbol kariyeri iyi gidiyordu. Ancak kabustan uyanması daha zaman alacaktı. Önünde hiç unutulmayacak bir Çaykur Rizespor maçı vardı. Fevzi Tuncay bu maçta da topu elinden kaçırdı ve hatalı bir gol yedi. Ancak yediği bu hatalı golden sonra yaptığı hareket yediği golden daha çok konuşuldu. Kale direğine defalarca kafa atarak bu kabustan uyanmaya çalıştı Fevzi Tuncay. Ve futbol tarihine adını direğe kafa atan adam olarak yazdırdı. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani neden yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Belki bir patlamaydı. Yani bir sinir patlamasıydı ya da bir kriz değil de hani o an bir boşalmam lazımdı, deşarj olmam lazımdı. Belki de bunu bu şekilde yaptım. Ha doğru mu? Değil tabii ki. Doğru bir şey değildi. Keşke yapmasaydım demiyorum. Yaptım. Yapmamak gerekirdi. Hani topu alıp içeriden atsam, ya kusura bakmayın yedik gol artık yapacak bir şey yok desem daha mı doğrusu olurdu aslında. Ama işte dediğim gibi duygusallık. Çünkü ben gol yediğim zaman tamam kendim hata yapıyorum ama daha çok kulüp
gözümün önündeydi. Yani ben gol yedim, eyvah Beşiktaş'a zarar veriyorum, zarar vermemem gerekiyor. Yani ben Beşiktaş'ı düşünüyordum. Tabii insanlar kötü gol yediğimi ya da başka şeyler düşüneceğimi zannediyorlar ama ben Beşiktaş'ı düşünüyordum o sırada. Yani çünkü ben o çocuk yaşta geldim oraya ve orası benim ailemdi. Yani oraya zarar verecek hiçbir şey yapamazdım ben. Ki yediğim golleri de isteyerek yemedim zaten. Yani elimizden kaçtı, gol oldu. Yani 3 tane 4 tane toplasanız hata yaptım maç vardır zaten, başka da yoktur. Bu üzüyordu beni ve belki o bir anlık bir patlama oldu bende. Ama yapmamalıydım. Sonuçta yaşandı, bitti artık. İnsanlar hata yapar. Her insan hata yapar. Yani sırf kaleci değil. Yani sonuçta bizim yaptığımız bir hata gol oluyor. Doktor hata yaparsa insanlar ölüyor. Yani arada böyle büyük farklılıklar da var. 1-2-3 altın orada! Bu hatalardan sonra Beşiktaş üzerine yine gül kokladı ve iki yabancı kaleci birden aldı. Bu defa üçüncü kaleciliğe kadar düşmüştü. Devre arasında sessiz sedasız Gaziantep Spor'a kiralık olarak gitti. Ardından Samsun Spor, Malatya Spor, Manisa Spor derken 2007 yılında bir alt kümede 1. Lig'de oynamaya başladı. İlk evliliği çoktan bitmişti Fevzi Tuncay'ın. Bir kızı vardı ilk eşinden. İkinci defa aradığı mutluluk ona yine huzur vermedi. İkinci evliliği olaylı bir şekilde bitti ve para kazanamadığı bir dönemde nafaka ödemeye mahkum edildi. İkinci evliliğinden bir kızı vardı ve hayat ona türlü türlü oyunlar oynuyordu. Yaşıyorsunuz bazı şeyleri, bir zaman geçiyor, ayrılma noktasına geliyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Ayrıldıktan sonra, ki ben öyle olmasını hiç istemezdim hayatımda, hiç kimseye karşı çünkü ben böyle bir kim veya da başka bir şey beslemedim. Zamanındaki güzel şeylerin hatırına bile bazen insanlar ses çıkartmazlar bazı olaylara, ki ben öyleydim hep. Ama maalesef böyle olmuyormuş. Bu biraz insanların, bilemiyorum, sütüyle alakalı herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Yani sırf evlilik için de değil bu. Yani arkadaşlıklar, dostluklar için bu bülbül ve bu böyle. Başarıya doğru basamakları hızla çıkan uzun boylu adam bu defa aynı hızla aşağı düşmeye başladı. 2008 yılında 2. Lig ekiplerinden Fethiye Spor'a geçiş yaptı. Diyarbakır Spor, Kocaeli Spor, Giresun Spor derken son gittiği takım Tavşanlı Lig'in Spor'da sessiz sedasız futbolu bıraktı Fevzi Tuncay. Maalesef herkesin umut ettiği adam yitip gitmişti futbol aleminde. Ya işte taahhüde ihlal cezasından dolayı bir hapis cezası aldık. Gidiyoruz şimdi. 3 ay. Peki ne kadarlık bir borcun vardı ve ne borcun? Ya eski eşimi olan protokol borcu, 150 bin liralık bir borç. Tam da unutulmuş derken bir gün ana haber bültenlerinde elleri kelepçeli görüntüleriyle gördü Türk kamuoyu onu. Ak düşmüş saçları ve çaresiz bakışlarıyla suçunu çekmek üzere cezaevine gidiyordu. İkinci eşine ödeyemediği nafaka buna sebepti. Orada bir mahkeme kararı vardı benimle ilgili. Eski eşimle ilgili bir tazminat ve nafaka borcu vardı. Çalışmadığım için taksitleri yatıramadım dolayısıyla. Kendisi de mahkemeye vermiş cezaevine girmem için. İşte 3 aylık bir hapis cezası kararı çıkmıştı. Ben de gittim adliyeye. Dedim böyle böyle, yani sonuçta ben otele gitsem yakalanırım. Bir yere gitsem yakalanırım. Rahat hareket edemem. Yani hiçbir şey olmaz. Bir de orada polisleri, savcıları, bir sürü insanı uğraştırmanın anlamı yok. Böyle bir şey çıkmış. Bu olacaksa gideceksin, yatacaksın dedim kendi kendime. Gittim adliyeye, dedim, girdim işte büroya, infaz savcılığına, dedim böyle böyle benim bir cezam varmış dedim. Kimliğimi aldılar, baktılar, evet doğru. Ondan sonra cezaevine gittim. Öyle yani. Oraya gittiğim zaman da girdim. Yani evet, ilk başta şunu düşündüm, baktım şöyle bir ortaya, ortama. Yani nasıl bir yer, neresi, ne yapmak lazım, nasıl davranmak lazım, bunları kafamdan geçiriyordum zaten. Sonuçta dedim, bir saat, iki saat geçtikten sonra Fevzi dedim, sen buraya geldin. 3 ay buradasın. 3 ay buradaysan buraya göre yaşamak zorundasın. Bitti. Yani kafanı buna göre hazırlayacaksın. Bitti dedim kendi kendime. Ancak henüz bitmemişti. Onun bu halini televizyon haberlerinde gören birçok insan üzüntüden kahroldu. Onlardan biri de yakın arkadaşı Pascal Nohma'ydı. Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve herkesi yardım etmeye çağırdı.
Araya Rıdvan Dilmen, Tayfur Havuççu gibi birçok spor adamı da girdi ve hemen para toplandı. Ödeme yapıldı ve kısa sürede Fevzi Tuncay özgürlüğüne kavuştu. Futbol oynadığım süre içinde benim telefonum susmazdı. Ben futbolu bıraktığımı açıkladım, benim telefonum çalmamaya başladı. Ondan sonra düşündüm, yani demek ki futbolla ilgiliymiş. Yani ben burada oynuyorum, futbolcuyum, para kazanıyorum. O zaman bunlar dostumdu. Ben futbolu bıraktım, artık para kazanmıyorum, dostum da kalmamış. Şimdi antrenörlük yapmaya başladım, gene telefonum çalmaya başladı. Ama ben telefonumda sadece kayıtlı olan isimleri açıyorum. Kayıtlı olmayan isimleri, tanımadığım numaraları açmıyorum. Gerek yok çünkü. Yani benim en zor zamanımda hiç yanımda yoktu hiç kimse. Olanları ben biliyorum. Güzel zamanlarımda da olmayı hak eden de onlardır. Bu olaydan sonra Fevzi Tuncay'a yardım eli uzanmaya başladı. Özellikle Altın Ordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ona kulübün kapılarını sonuna kadar açtı. Fevzi 2007 yılında kaleci antrenörlüğü diploması almıştı. Üstelik UEFA B diploması da vardı. Teklifi kabul etti ve Altın Ordu Futbol Akademisi'nde 16 yaş altı ve gençler için kaleci antrenörlüğü yapmaya başladı. İyi paralar kazandım. Kazanmadın mı iyi paralar? Kazanmadım. Yani şöyle söyleyeyim, benim oynadığım son 7 senem zaten yok. Federasyonda benim dosyalarım duruyor. Yani insanlar tabii ki biz mukaveleleri imzalıyoruz, doğrudur ama paramızı alabiliyor muyuz? Önemli olan o. Şimdi benim Malatya Spor'dan alacağım var, Giresun Spor'dan alacağım var, Kocaeli Spor'dan alacağım var. Yani bir sürü takımdan alacağım var. 7 tane, 6 tane dosya olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onu avukatım daha iyi biliyor. Giresun Spor hariç diğer takımlarla olan dosyalar mı sonuçlandı? Kazandım davaları. Ama federasyonda duruyor. Çünkü o takımlar transfer yapmıyorlar. İşte birisi amatör kümeye düşmüş, birisi kapanmış, birisi bilmem ne olmuş. Yani ben paramı alamıyorum. Paramı alamayınca sıkıntı yaşıyorum. Zaten ben o son 6-7 senelik hakkım olan parayı alabilmiş olsam bu sıkıntıları zaten yaşamazdım ki. Şimdi yine antrenörlükte de hedefim gene en üst noktalara kadar gitmek ama hedefimde Avrupa yok antrenörlükte. Türkiye'de olmak var. Hep Türkiye'de, hep Türk gençleriyle, Türk insanıyla, Türk futbolcularıyla, kalecileriyle uğraşmak istiyorum ben. Yani benim ülkeme yabancı kaleci gelsin istemiyorum. Biz yetiştirelim. Hep kalecilerimiz yerli olsun. Hep Türk kalecilerimiz oynasın istiyorum. Çünkü dediğim gibi ben çok bunun acısını yaşadım. Hep yabancı kaleci geliyordu, ben sonra oynuyordum. Gelmesin. Hep yerli olsun. Hepsi Türk olsun. Oynayan da, kenarda oturan da hepsi Türk olsun istiyorum. Fevzi Tuncay. Hiç kimse onun çektiği kadar yabancı kalecilerden çekmedi. En iyi kurtarışlarla takımını sırtladığı dönemlerde bile yabancı transferler yükselmesine hep engel oldu. Yeterince güvenilmedi ve çoğu kez yedek bırakıldı. Duygusal yapısı da onun hırsla, sabırla takımın kalesine geçmesine engel oldu ve hatalar yapmaya başladı. Şans bulduğu kritik maçlarda bazen topu ıskaladı, bazen de elinden kaçırdı. Kendine kızdı, kale direğine kafa attı. Onunla birlikte tüm Türkiye de üzüldü. Buna rağmen Türk futbol tarihine direğe kafa atan adam olarak geçti. Daha sonra oynadığı takımlarda ona derman olmadı ve sessiz sedasız futbola veda etti. Unutuldu. Ta ki elleri kelepçeli görüntüleri ortaya çıkana dek. Eski eşine ödeyemediği nafakadan dolayı cezaevine girdi ve hayatı neredeyse dibi buldu. Ancak bir Twitter mesajı binlerce insana ulaştı. Herkes haberdar oldu. Yakın arkadaşlarının da yardımıyla esaret hayatından kurtuldu ve direğe kafa atan adam yaşama kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol.